Gizem videolarını nasıl yapıyorum, bu gizem videolarını veya dosya konularını veya video mankaleleri yaparken nasıl bir süreç takip ediyorum bugün bunun hakkında konuşacağız ve olabildiğince ayrıntılı bir şekilde ve de sade bir şekilde aktarmaya çalışacağım sizlere. Belki siz de bir içerik üretiyorsunuzdur ve izlediğiniz yola yordama ekleyecek bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuzdur, diğer içerik üreticilerinin nasıl bir plan yaptığını nasıl bir süreçten geçtiğini görmek istiyorsunuzdur veya belki gizem videolarını çok seviyorsunuz ve bu videoların nasıl yapıldığını bilmek istiyorsunuz. İzlediğiniz şeyin, tükettiğiniz ürünün nasıl ortaya çıktığını bilmek belki de sizin deneyiminizi etkileyecek, daha farklı bir bakış açısı getirecek belki böyle bir şeyiniz var ama her türlü uzun ve emek isteyen bir süreçten geçiyor. İş gerektiren bir süreçten geçiyor. Ve zaman ilerledikçe de daha fazla iş gerektiriyor. Çünkü her seferinde daha da yüksek bir çıtayı hedeflediğimiz için daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Daha fazla şey denemek istiyorum. Kaliteyi sürekli yukarılara çekmek istiyorum. Bunu açıklamak aslında bir yandan da benim için bir arşiv niyeti görecek. Belki gelecekte geriye baktığımda. Aa evet bunları bunları yapıyormuşum ama bunları bunları daha sonradan öğrenmişim. Şunları sonradan eklemişim. Kendi envanterime ve itenek setime falan diyeceğim. Neyse hemen konuya girdim. Ee, konu seçimi. Konuyu seçmek gerekiyor. Ne yapacağımı seçmek gerekiyor. Şöyle ki kanalda zaten bir nevi bir düzen olduğundan bazı haftalarda konu ne olacak, ne olmayacak o kadar da zor bir durum oluşturmuyor. Bazen FNAF gündeme geliyor. Bazen GTA gündeme geliyor. Bazen oyun gündemine düşen başka şeyler oluyor. Onunla alakalı videolar çekmek her zaman daha mantıklı oluyor. Öyle olduğu zaman çok A ben şimdi ne yapacağım? Nasıl bir şey üreteyim?" gibi bir soru gelmiyor aklıma. Zaten çoktan karar verilmiş oluyor. Ama bunların olmadığı haftalarda yine aslında benim açımdan çok zor bir durum yaşanmıyor. Eskiden yaşanırdı belki. Ama yazarlık uğraşımın, yazarlık hayatımın yazarlık kısmının bana kattığı bazı şeyler var. Ne gibi? her zaman işte yazacağım veya üreteceğim işte ürünlerin, eserlerin, onların bunların fikirlerini bir kenara yazıyorum veya kafamda bir şekilde onlar bekliyor. Bir şekilde pişmek üzere orada duruyorlar. Yani bir stok oluyor. Bir fikir stoğu oluyor kafamda. Tamam diyorum. Bunlar bunlar var. Bakın şunları şunları yaptım. Bunları bunları daha yapmadım. Bunların arasından da şunu yapsam daha iyi olur dediklerim var. O yüzden bam diye hemen aslında fikir seçip ilerleyebiliyorum. Yine de işte bir e, düzenimiz var kendi için, için, içinde kanalın. Mesela ayda bir işte GTA gizemleri videosu geliyor. Arada belki oyun videosu gelebiliyor. Belki yine sizinle böyle muhabbet ettiğimiz videolar e, gelebiliyor. Kameraya karşısına çıktım. E, belki bir film, bir oyun eleştirisi yapıyorum. E, o da işte şeye göre değişiyor aslında. Ayda bir GTA gizemleri geliyor. Geriye de yaklaşık 3 hafta falan kalıyor. Orada 3 haftalık bir Üç haftayı dolduracak bir seçim yapmam lazım. Ve her hafta az çok video çıkartmak istiyorum. Videoyu çıkartmaya çalışıyorum. İşte o üç haftanın bir tanesinde muhtemelen yine böyle bir video gelecek. Fırsat bulduğumuzda, imkan bulduğumuzda. Veya yine işte Geek Yapar'da yazdığım dosya yazılarımdan konuları alıyorum. Değerliyorum. O metni video çevirebilecek bir şekilde düzenliyorum. Ve onu bu sefer video yapıyorum. Konu seçmek belki eskiden çok zor gelebilen bir şey olabilirdi. Ama yazarlık sürecim ki bunu baştan söylemek istiyorum. yazarlığım bana katlı çok fazla şey oldu. Özellikle video üretim alanında ve içerik üreticiliği alanında her yönüyle bana çok fazla şey kattı. Gerek oyun yazarlığı olsun, yani bilgisayar oyunu, video oyun yazarlığı olsun. gerek işte ilk Yapar'da falan yazdığım dosya yazıları olsun. Gerek de yazdığım hikayeler, kitaplar olsun bana çok fazla şey kattı ve burada da onların zaten teker teker üstünden geçeceğim. O yüzden konu seçimi o noktada çok e, zor olmuyor. İkinci kısım ise araştırma. Mesela konuyu seçtim işte GTA gizemleridir veya e, dosya yazısıdır veya odur budur ne oluyor bundan sonra. E, zaten dosya yazısı yazıyorsam e, araştırmayı önceden yapmışımdır. Sadece orada yazılı bir <laughs> ...materyal vardır. Boğazım biraz zorlanıyor, kusura bakmayın. Dosya yazısını videoya çeviriyorsam... ...zaten araştırmayı önceden yazıp onu e, yazmışımdır... ...ve onu videoya çeviriyorumdur. O yüzden çok bir araştırma süreci gerekmiyor. Tabii videoya ekleyeceğim başka bölümler varsa... ...onlar için yine araştırmayı yapıyorum. Mesela San Andreas videoları için, GTA gizemleri için... ...aslında çok bir araştırma yapmama gerek kalmıyor. Çünkü zaten var olan her şey... Oyunun her şeyi, içi dışı, her bir köşesi ortaya konmuş durumda. Benim öncelikli araştırma kaynağım kendi videolarım. Zaten kanalı açarken de videoları yaparken de böyle bir amacım vardı. Amacım şuydu. internette en azından Türkiye internetinde, Türkçe kaynaklarda en ileride olan şey ben olayım dedim ve hala da öyle. Yani şu an 5. sezonuna girdik. Bütün elimdeki bütün bilgileri yeniliyorum. Daha e, yüksek bir yapım kalitesiyle ortaya çıkmaya çalışıyorum. O yüzden yine kendi videolarımdan araştırmaya başlıyorum. Sonra onun üzerine ekleye ekleye gidiyorum. Daha önce şunu yapıyordum. Daha önce e, hem oyun için de çok araştırma yapıyordum. Hem de yabancı YouTuber'ların falan videolarına da bakıyordum. Onlar ne bulmuş, onlar ne yapmış diye. Şu an sizi temin ederim onlardan çok daha ilerideyiz ya bundan 10 yıl önce belki de 5 yıl önce 10 yıl önce ama kesinlikle kanalı açarken 10 yıl önceki hallerinden çok daha ilerideyiz. 10 yıl önce örnek aldığım kanallardan çok daha ilerideyiz her türlü anlamda. Sanres dışında ee, ve Sanres'i dahil buna işte ister FNAF videosu olsun ister başka bir dosya yazısı bir şey olsun. Haber sitelerinden, dergilerden ve gazetelerden çok fazla şey toplayabiliyorum. Ki burada gazete derken aslında yani normal Açıp okuduğunuz gazeteyi falan bahsetmiyorum ama yine siteler oluyor. Makaleler yani internetteki makaleler yine çok e, yararlı araştırma kaynakları olabiliyorlar. Genelde araştırma yaparken araştırdığım konuda önüme sunulan işte kanığın, içeriğin, materyalin köküne kadar inmek istiyorum. Yani ortada yayılan bir bilgi varsa ve orada o bilgi hakkında bakın bunun kaynağı budur. ...denilmişse gelen o kaynaklarda... ...en geriye kadar gitmek istiyorum. Ben onu yaparım yani. Şeyin doğrudan, kaynağın doğrudan kendisine kadar... E, ...giderim, onu doğrulamak istiyorum. Ben size burada bir şey anlatıyorsam... ...burada 100 bin, artık 120 bine... E, ...yaklaşan abonemiz var. Böyle bir, bir kocaman bir kitleyiz. Ve ben bu kocaman kitleye bir bilgi sunuyorsam... ...bunu e, doğrulayıp, en doğru haline... ...en doğrudan halini sunmak isterim. <laughs> o yüzden... E, ...kaynağın en köküne... ...kendisine kadar inip bunu yapıyorum hem içeride hem dışarıda araştırma yapıyorum genelde mesela bir bu bir korku oyunları hakkında bir şey varsa korku oyunlarının kendisinde oynuyorum onlardan bilgi topluyorum bu oyunların lore'larından bilgi topluyorum ama aynı zamanda oyun dışındaki kaynaklara da gidiyorum işte yine YouTube kanalları olabiliyor bu yine internet siteleri olabiliyor yine makaleler olabiliyor yani video makale ve yazılı makale o fark etmeden bunlara gidiyorum. Olabildiğince çok araştırma e, yapıyorum ama e, çok da böyle he, videoyu çok karmaşık bir hale getirmek de istemiyorum. Yine herkesin anlayabileceği bir şekilde az ve öz, sade, e, akıcı ve sürükleyici bir video olsun istiyorum. E, araştırma böyle şey yapıyor. Tabi buradan da yazım kısmına geliyoruz. E, yani topladım artık böyle tamam benim içeriğim budur, benim bunları aktarmam lazım dediğim her şeyi... Yazılı bir metne döküyorum. Yazarlık tarafından gelen e, güzel getirilerim olduğu için... Kendimi o konuda çok geliştirdiğim için... Yazım kısmı kısa sürüyor. Ama bu benden kaynaklanıyor. Ee, yoksa mesela bir dosya yazısı... En az bir dosya yazısı kadar uzun bir metin oluyor orada. Ee, bu da yaklaşık aşağı yukarı 10 dakikalık bir videoya denk geliyor. Yazdığım yazılar. Bu bir zanaat oluyor. İşin yazım kısmı artık bir zanaat oluyor. Yani bunun kendi içinde yapısal bir biçimi var. Gereklilikleri var. Aynı zamanda oraya yazdığım bölümleri kendi elimde böyle oynayabilmem lazım. Hokkabaz gibi o yazdığım şeylerle oynayabilmem lazım. Onu yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince modüler bir şekilde yazmaya çalışıyorum. Yani bölümlere ayırıyorum. Eskiden mesela öyle değildi şu an. Yani bu yıl yazdığım şeyler genelde hep öyle oluyor. Bölümlere ayırarak falan yazıyorum. O hem anlaşılmaya da çok yardımcı oluyor, hem benim anlatımama da çok yardımcı oluyor. Ee, seviyorum böyle düzenli parçalara ayrılmış modüler şeyleri seviyorum, ama tabii hepsi bir arada bir bütünü anlatıyorlar. Ee, bol bol düzenlemeler yapıyorum. Mesela bir dosyasını aldıysam, e, onun okunacağı biçim farklıdır, onun e, dinleneceği biçim farklıdır, yani o ses ile aktarılacağı biçim farklıdır. Ona göre benim onu düzenlemem gerekiyor. onu o şekilde düzenliyorum. Sonra da her şey böyle sadece görerek okuyarak anlaşılmayacağı için onu onun provalarını yapmaya başlıyorum. Bayağı e, sesli okuyorum. Zaten onu e, onun, onun, onun üzerindeki son düzenlemeleri yaptıktan sonra e, ben yine oradan sesli bir şekilde okuyarak yeniden bir düzenliyorum. Son düzenleme olmuyor aslında da. Sessiz düzenleme diyelim. Sessiz son sessiz düzenlemeleri yaptıktan sonra artık e, e, en azından bir kez şöyle sesli bir şekilde okuyorum. E, bu arada video olmayacak bir yazıyı da böyle sesli bir şekilde okuyorum. Çünkü çok fazla şey açığa çıkıyor. Sesli olarak okuduğunuzda hem fonetik olarak uygun mu değil mi? E, bir fonetik olarak bir yani sesli bir güzellik sunuyor mu, sunmuyor mu? Bazı kelimeler tekrarlanıyor mu, tekrarlanmıyor mu? İnsanlar e, insanlar bunu okurken zorlanıyor mu, zorlanmıyor mu? Çok daha iyi bir şekilde anlıyoruz bunu. Açıkçası videolarımda biraz en en güvendiğim noktalardan birisi de bu. Yazılı anlatımım. Çok iyi onu zaten biliyorum bunu bir de sesli anlatımda e, e, sesli anlatımda çok rafine çok işlenmiş bir şekilde e, olabilecek bir hale getirmeye çalışıyorum. O yüzden ona güveniyorum ve bol bol prova yapıyorum. İşte, ya şurada bu arada şey var şöyle e, şey yaptım videolarda hangi e, şeye geçiyorum onun notlarını çıkardım. Notlara baka baka şey yapıyorum. Yani bir metin yok da böyle yazılı bir metin yok ama şu an bu notlara baka baka anlatıyorum. Ve de bol bol prova yapıyorum. Prova yapmamın bir sebebi metni okurken işte olabildiğince az kekelemek, duraklamak, işte yanlış okumak, odur budur falan bunları en aza indirgemek için dümdüz birkaç kere en az prova yapıyorum. Sesli bir şekilde okuyorum. E, kurguya gö geçmeden önce materyal de topluyorum. Şimdi zaten bunlar yazılı bir haldeyken de bölümleri ayrılmış durumdalar. Yani bu kurguya geçince, editleme kısmına geçince, işte Adobe Premiere veya Davinci Resolve veya ona buna e, geçince bölümleri ayrılmıyorlar. Bunlar zaten en baştan bölümlere ayrılmış haldeler. Araştırma yaparken bile az çok öyleler. Bab belirli başlıklar altında yapıyorum bu araştırmaları. E, o yüzden her e, bölüm her başlık altında farklı materyaller toplamaya çalışıyorum. Bir, bir buçuk, iki dakikaya falan e, sığdırılabilecek materyaller oluyor. Öncelikle bütün videonun şöyle bir iskeletini, kabasını çıkarabilecek bir materyal topluyorum. Sonra gerekli olduğu müddetçe yeniden ve yeniden e, materyal, materyal dediğim görsel ve işitsel materyal, yazı olur. E, işte alınmış bir ekran görüntüsü olur. E, oyunlarda video çekimi olur. Ee, bazen trailer olabiliyor Onlar çok telif hakkında kurban gidiyor ama Trailer olabiliyor ee, Düşünüyorum başka neler var ee, Resimler olabiliyor Çekilmiş fotoğraflar onlar bunlar olabiliyor Tasarımlar olabiliyor Ama genelde video Video olmasına öne özen gösteriyorum Ve de e, olabildiğince benim kendi çektiğim videolar olmasına özen gösteriyorum e, Bir de O an hazırda ben yeni bir video çekebiliyorsam Daha taze daha kaliteli daha amacına uygun videolar çekebiliyorsam Bunu yapmaya çalışıyorum Yoksa yine kendi çektiğim videoların arasından bulmaya çalışıyorum O da yoksa ve başka türlüsü mümkün değilse Böyle kullanabileceğim başka videolar var mı yok mu Resimler var mı yok mu Ona bakmaya çalışıyorum internette Ama en öncelikli tercihim O an yeni videolar çekebiliyorsam ya Oyunu böyle baştan sona bitirmeme gerek kalmadan Zaman olarak da uygunsa Ona odaklanıyorum Ha bir şey daha bütün bu sürecin başında birincil bir şart var, sürdürülebilirlik. Yani bu şu demek, ben her hafta video çıkarabilecek miyim? Her hafta video çıkarabileceğim bir düzen istiyorum. Videoların olabildiğince kesilmemesini istiyorum. Yani video e, akışının, haftalık video akışının olabildiğince kesilmemesini istiyorum. O haftada bir, iki de olabilir, o çok şey değil. E, ama bu, temel şeyim bu, temel önceliğim bu. Ondan sonra bunun üzerine eklemeye çalışıyorum mesela. Veya işte yazım, odur budur bütün diğer önem verdiğim şeyler bile bundan sonra geliyor. Çünkü ya video çıkmayınca çıkmıyor. O zaman bir anlamı olmuyor. Ee, ve zamanda çok değerli bir şey. Ee, o hafta bir şey kaçırdığınız zaman kaçırıyorsunuz. Ee, ve yani insan hayatı da çok kısıtlı sınırlı bir şey. O yüzden o hafta video çıkarabileceğim bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Birinci şartım bu. Sürdürülebilirlik. Yani bir oyunu baştan sonra oyunu, oynayıp bitirmek sırf e, video kaydı almak için çok uzun ve e, verimsiz bir süreç. Çünkü şu da var. Hayatımda yaptığım tek şey videolar olmadığı için. işte yazılar yazıyorum, hikayeler yazıyorum. E, şu an oyunlar falan yapıyoruz. Başka projelerde falan çalışıyorum. Odur budur derken. Bir de yani kendi sosyal hayatım da var. Zaman değerli bir şey. O yüzden sürdürülebilirlik. Çok önemli bir noktaya geliyor. Videolar ve kanal olabildiğince sürdürülebilir olmalı diyorum kendim için. O yüzden o an çekebileceğim yeni videolar varsa o an çekebileceğim yeni videolara odaklanıyorum. Yoksa benim kendi çektiğim işte YouTube'da veya arşivlerde veya orada burada başka bir video varsa onlara geçiyorum. Materyal toplama bu. İşte yazım kısmı ve ses provadır. Odur, budur böyle bitmiş oluyor. Bundan sonra ses kaydı geliyor. Böyle oturuyorum, aynen tam tam olarak şu koltuğa oturuyorum, mikrofon karşımda, e karşımda ekran ya yani şu ekranda şu an kameranın hemen altındaki ana ekranında metin oluyor. Metinden okumaya başlıyorum. Tabi yine onu kesim falan yapmam gerekiyor da yaklaşık bir 800 900 bin, 1100 kelimelik şey yine 10 dakikalık bir video denk geliyor. 800-900 bin kelimelik bir yazı yine 10 dakikalık bir video denk geliyor. Bu da benim için, okey. Yani e, şunu biliyorum, bizim genelde kanaldaki e, kitle tutma dediğimiz şey, retention ve YouTube'un çok önem verdiği bir istatistik. E, yani insanlar videoyu yani, bu insanların kaçta kaçı videoyu sonuna kadar izliyor? Gibi bir grafik düşünün. Bu bizde bir hali yüksek. Ben bundan çok memnunum. Mesela düz oyun videolarından ve düz oyun kanallarının videolarından çok daha yüksekler. Ben bundan çok memnunum. E, o yüzden mesela 15 dakikalık video yaptığım zaman bunun da izleneceğini biliyorum. 30 dakikalık yaptığım zaman bunun da izleneceğini biliyorum. Ama işte dediğim gibi önceliğim o haftanın o video o hafta o videonun çıkması olduğu için 10 dakika ideal geliyor bana. E ee, tabii gelecekte belki 15 dakikaya da geçilebilir. Ben böyle işlerimde hızlandıkça, e, yaptığım işleri daha verimli bir şekilde yaptıkça 10 dakika 15 dakikaya da geçilebilir. 15-20 dakika. Neyse ses kaydını o şekilde yapıyorum. Ee, ses kaydının nihai hali işte yine 10 dakika falan sürüyor. Ee, yani, yani 8 dakika da olabilir, 9 dakika da olabilir, 10 dakika da olabilir. Yani genelde o civarlarda tutuyor. Ses kaydı bitiyor. Ses kaydından sonra kurgu başlıyor. Şimdi kurgu biraz karmaşık bir süreç. Ya, alıyorum ses kaydını önce e, edit programına şu anda DaVinci Resolve'a ona koyuyorum. Oradan onu düzgün bir şey kayıt haline geliyorum. İşte tekrarlar varsa işte dilim sürçmüşse öyleyse böyleyse aradaki boşlukları onu bunu her şeyi kesiyorum. O düz tam bir anlatım haline geliyor. E, ve o an, anlatımı e, şimdi yeni bir süreç deniyorum onu da anlatacağım ama şimdi eskiye, eskiye geçiyorum o ses kaydını daha önce söylemiştim ya bunu yazarken de içerikleri düzenlerken de araştırma yaparken de bölümlere ayrılmış oluyor her şey. O bölümlere ayırarak yapıyorum. İşte aralara başlıkları koyuyorum ve böylece elimde güzel bir e, kalıp oluyor. Bu kalıp güzel bir şey. Yine dediğim gibi benim için en önemli şey sürdürülebilirlik. Çünkü bu kalıbın kalıba koyduktan sonra ses kayıtlarını bunların altına müzikleri koymaya çalışıyorum. Bunun şöyle bir avantajı var. Oraya müzikleri koyduğum zaman <laughs> etrafta başka dikkat dağıtacak bir unsur olmadığı için ee, müzik ve ses, ses ki benim kendi sesim arasındaki e, dengeyi daha rahat kurabiliyorum. Onu hala yani, dengelemeye çalışıyorum sizden gelen feedbacklere göre. Çünkü ya her defasında aynı müziği koymuyorum, farklı müzikler de koymaya çalışıyorum. Ee, öyle olduğu için hala onun optimum bir dengesini bulmaya çalışıyorum da ya olur böyle aşağıda kalır, yukarıda kalır. O biraz şey olur. Ama o açıdan güzel oluyor. Başka herhangi bir şey koymayınca sadece ses ve müzik olunca onu dengelemek daha kolay oluyor. Bunun üzerine, bundan hemen önce yazımdan hemen sonra yaptım, topladığım o görsel materyalleri getiriyorum, o çektiğim videoları yani veya önceden çekmiş olduğum videoları alakalı gerekli parçaların üzerine koyuyorum. Şimdi bu dediğimiz şey, o çekimler, ses kaydı ve müzikler, bu videomuzun kabası oluyor, gövdesi, iskeleti oluyor. Hiç zamanım yoksa, bunun üzerine ekleyebileceğim başka hiçbir şey yoksa. Mesela bu hafta muhtemelen yine biraz daha böyle bir hafta çünkü hafta boyunca hastaydım. Bunun üzerine ekli ek, bunun üzerine bir şey ekleyebileceğim hiçbir zaman ve enerjim yoksa, sağlığım yerine değilse ve işim varsa ve o gün evde olmayacaksam. bir şey yapmayacaksam video en azından bu oluyor. Bunun da amacı şöyle aslında. Ben bunu ıı, ne zaman başladım? Yine mayısta mı başladım? Martta mı başladım? Nisan'da mı başladım? Yani Kanala yeniden bu gizem videolarını veya dosya konularına dosya video makaleleri atmaya başlayınca ben bunu şu şekilde düşünüyordum. Ya bunlar biraz podcast gibi olur. Zaten Apple'larımızın çoğu da biraz böyle alt tabağı falan alıp dinliyor o şeyleri, videoları. Bu biraz böyle podcast gibi olur. İnsanlar böyle minik sanki bir sesli hikayemiş gibi videoları dinler. Ben de oraya e, izleyenler için ayrıca bir görüntü koyayım diyordum. Zaten bu yılki ilk videolar biraz daha öyleydi ee, tabi zamanında bunun üzerine minik minik eklemeler yaptım veya işte arada çok zamanım yoksa daha ara şeylerdeyse ise bu eklemeleri çok yapamadım ama mesela işte son San Andreas videosu öyle değil olabildiğince ee, şey oluyor ayrıntılı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum ama o kurgu sürecinde e, videonun iskeleti o oluyor müzik ses ve e, video videolar her bölüm için ayrılmış videolar. Sonra bunun üzerine başka şeyler geliyor. İşte orada e, bir üçüncü bir kişiden bahsetmişsem o üçüncü kişinin resmi geliyor. Orada bir radyo istasyonunda çalınan bir şeyden bahsetmişsem radyo istasyonunun ayrıca sesi geliyor. E, veya orada işte şey diyorsam ya işte burada da bir harita var diyorsam o haritayı e, göstermeye çalışıyorum. E, görsellerin olabildiğince hareketli veya animasyonlu olmasına dikkat ediyorum ve duran bir şey olmamasını istiyorum. Ama bazı şeylerde öyle olmuyor işte yani. E, Mesela SCP videolarında falan şeyler falan vardı. Animasyonlu bulamadım ee, içeriklerin resimlerini koymam gerekti. Oraya yapabileceğim bir şey yoktu veya bazı kripto pastlardan bahsettiğim zaman. Ama yine burada da en önemli şey olabildiğince farklı gör görseller, olabildiğince çeşitlilik, olabildiğince bir değişim. Ee, ne kadar az duranlık o kadar iyi. Buradaki şeyim bu işte ses kesimi oluyor bu kurgularda. Müzikler oluyor. Kurguyu şey yapıyorum. E, videoyu editliyorum. Neyse ben bunu bu arada şu noktaya gelene kadar artık kendi sesime bir e, 20 defa falan dinliyorumdur. Hatta içeriye bundan daha fazla tüketiyorumdur. Yazım. Buradan başlayalım. Araştırmaları yaptım. Hani bütün araştırmaları yaptım. İlk taslağı yazdım. İlk taslağı yazdım bir. Yani taslağı yazarken bunu okuyarak yazıyorsunuz. Üzerinden... E, en az 2-3 kez geçiyorum. Etti 4. 4 defa ben bu içeriği tüketmiş oldum. Ondan sonra ses kaydına geçiyoruz. Bir kez ses kay kaydettim. 5 ee, oldu. Ee, ses kaydından önce bir 2 kez 3 kez prova yapıyorum. 7'ye ee, 8'e çıktık. Ses kaydını editlerken bir kez daha dinledim. 9 ee, çıktık. 2 kez dinleyebilirim bu arada ses kaydını editleme, kesmeye çalışırken daha doğru düzgün bir akış yapmaya çalışırken. 10'a çıktık. Sonra zaten kurguda kurguda ben müzi müziği eklerken ayrıca bir dinliyorum. Videoyu eklerken ayrıca bir dinliyorum. O videonun bahsettiğim şey bittiği zaman, iskeleti bittiği zaman o iskeleti de ben yeniden izliyorum. Orada da yine ayrıca bir dinliyorum. Sonra dönüyorum. Bu e üzerine işte o ek detayları, onları bunları çıkmaya çalıştığımda işte o ek görsellerdi işte har harita orada, şurada ayrı bir e, ses kaydı, şurada radyodan bir şeyler ekledik. Genelde son videodan örnekler veriyorum şu an. Ee, i̇şte şunun peşinden koşuyoruz dediğim zaman işte video hemen oraya geçiyor. Daha bu arada bu kurguyu yaparken de burada gerekli daha farklı şeyler var. Dediğimde gidiyorum ben onların videosunu çekiyorum fazla lan. Bunu bol bol. Yaptım mesela son videoda falan bunları bol bol yaptım. Burada şuna ihtiyaç var, şurada buna ihtiyaç var diye diye e, videonun kendi içeriği olabildiğince arttı, şişti. Şişmedi, şişmek yanlış dedim de. E, doldu yani orada yoğunlaştı. Bunları yapa yapa en az bir 20 defa ben e, kendi yazdığımı okumuş, kendi sesimi dinlemiş oluyorum. E, ama okey. O, o son videoyu izlediğimde ben tatmin olmuşsam tatmin olmuşumdur. Bir de tabii bu yapım sürecinin sonrası var. ne demek? Ee, video bitti. Videoyu YouTube'a atıyoruz. Ne olacak? Etiketler konacak. Ne olacak? Açıklama getirilecek. O şey attığım video kendi içinde parçalar ayrılacak. İsim koyma konusu mesela bazı videolarda çok daha basit oluyor. Sanrı falan çok daha basit oluyor. Five Nights at Freddy's de çok daha basit oluyor da. Aradaki dosya konularında falan. E, ben biraz daha minimalist bir insanım. Ve isim bulma konusunda e, biraz özürlüyümdür. O yüzden... ...çok saçma sapan bir isim de olabilir. Çok böyle gereksiz, sade, hiçbir anlamı olmayan basit bir isim de olabilir. Ee, bu konuda çok çabalıyorum. Genelde böyle sürekli test gruplarım oluyor. Onlara soru soru ilerliyorum. İsim konusunda ama özellikle thumbnail konusunda. Ee, bunu baştan belirtmek istiyorum. Ben görsel tarafı hiç iyi olmayan bir insanım. Yani beynimin bir kısmı benim orada yok. Çizim, poz vermek, fotoğraf çekmek, odur budur falan. Ben ben burada burada yokum. Ben beynimin bu kısmı yok. Yok arkadaşlar, beynimin bu kısmı yok. O yüzden tam yıl, zaten uzun bir süre boyunca ya tam yıl yapmadım ya da saçma sapan tam falan yaptım. Bunda gayet farkındasınız. Ama e, bu aralar işte e, artık belli ki YouTube'dan ayrılmayacağız. Öyle bir şey olmayacak. Bir daha kanla bırakmak diye bir şey olmayacak. Ee, dedim madem öyle bari elimizden gelen her şeyi yapacağız. böyle Olabildiğince iyi olacak. O yüzden thumbnail konusunda kendimi e, sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Ee, i̇nsanlara soruyorum o yüzden. Bak bu nasıl olur, şurası nasıl olur. İşte biraz da tasarımcı olan veya görsel tarafı çok iyi olan veya çok iyi çizen, renkleri çok iyi kullanan arkadaşlarım var. onları da e, soruyorum. İşte... E, test gruplarından ayrı dönükler geliyor. İşte bu tasarımcı arkadaşlarından, sanatçı arkadaşlarından ayrı dönükler geliyor. Bunları böyle deneye deneye yapa yapa kendimi geliştiriyorum. Bu thumbnail süreci bayağı sürüyor bu arada. Yani bazen, bazen video yaptığım kadar thumbnail üzerine falan da uğraşıyorum. Ki ya yani haftanın 5 günü çalışıyorlarsa 2 gün video uğraşıp 3 gün thumbnail uğraşan kanallar var. Yani böyle kanalların olduğunu biliyorum. YouTube, biraz YouTube'un YouTube gerçekliği bu. Ama işte bunlar için falan çalışıyorum. Ee, videolar, sosyal medya hesaplarına nasıl paylaşılacak, neler olacak falan bunları düşünüyorum. E, tabii ayrıca bir mail çıktığı için o zaten cepte ama e, ekstra bir işte yarım dakikalık, bir dakikalık bir giriş kısmını falan oradan kesiyorum. Onu daha bir kare hale getiriyorum. Daha sonra işte shorts olabilecek bir şekilde... E, yayınlanabiliyor onlar. TikTok'a gidebiliyor. Instagram'dan yayınlanabiliyor. Twitter'dan yayınlanabiliyor. Onları falan yapıyorum. Ve artık videoyu e, paylaşma e, faslına geçiyoruz zaten. Videoyu paylaşıyoruz. Siz çok güzel güzel izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim sizleri. Çok seviyorum bunun için. E, Bile de tabi e, okumadığım yorum kalmıyor. Bu konuda e, sizi temin Okumadığım yorum kalmıyor. Cevap verebildiğim yorumların hepsine e, cevap veriyorum. Bazen öyle. Evet. Değerli dostlarım, değerli afıplarım. Benim video yapım sürecim böyle ilerliyor genelde. E, şöyle ki bu bölümlere ayırma kısmını son zamanlarda yine yazıda bölümlere ayırmış oluyorum da. İşte denemiştim ya ses kaydını aldıktan sonra şey ses ke sesi kestikten sonra ses kaydına son halini verdikten sonra onu yine bir bölümlere ayırıyorum diye. Başka bir şey deniyorum artık. Bölümleri en işte ses kaydını yine kesiyorum düzenliyorum. Sonra birinci bölümü hazırlamaya geçiyorum. Bölümlere ayırmadan. Birinci bölümü kendi içinde hazırlıyorum. Birinci bölümü sonra haline veriyorum. Ondan sonra ikinci bölüme geçiyorum. Böyle yapmak aslında böyle minik minik detaylar üzerine, minik ayrıntılar, minik güzellikler üzerine çalışmamı biraz daha kolaylaştırdı. Ee, kolaylaştırdı da işi uzatıyor. Ee, o da sanırım biraz daha şeye e, bağlı olacak. Ben ben o hafta ne yapacağım, ne yapmayacağım? O hafta zamanım var mı, durumum var mı, müsaitlik şeyim nasıl, enerjim var mı? Bunların hepsini hesaplamam gerekiyor. Ama yine günün sonunda o video çıkacak. Günün sonunda ya emin, emin olacağım. O hafta o video çıkacak. Videonun çıkmadığı hafta olmayacak. Vi, ya her hafta en azından bir video çıkacak. Belki iki de olabilir. Yine çok net kesin sözler ver, vermek istemiyorum ama evet, durumlar böyle. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi sesim yine azıcık <laughs> e, yoruldu. Hala minik minik atlatmaya çalışıyorum. E, sizleri çok seviyorum. Hepinizin kalbimde yeri ayrı. Doğru cümle mi oldu? Doğru cümle olmuştur. Neyse. Çok iyi değilim bazen cümleler kurma konusunda. Bir yazar için ironik. E, Okey. <laughs> Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayat yüksek çözünürlükte huzurlu ve keyifli ve mutlu kalmanız dileğiyle. Bye bye.